Teşekkür ederim hocam. Çok değerli başkanlar, çok değerli hocalarım ve değerli meslektaşlarım. Ben de kısaca bugünün ilk oturumunda, toplantının ilk oturumunda teşekkürler. Esansiyel trombosis, polistemiya ve miyelo fibrozis vakalarında önemli bulduğum verileri aktarmaya çalışacağım sizlere. Önce bir vakayla başlamak istiyorum. Yeni bir mutasyondan bahsediyor bu sunumda. Yeni bir JAK2R715T mutasyonu. 38 yaşında iskemik strokla başvuran bir hastada saptanmış. Hemoglobini 18'miş. Lökosit ve trombosit değerleri normalmiş. Ve bu hastanın JAK2 exon 12 ve V617F'si negatif bulunmuş. NGS'li ise yeni bir bu mutasyon, yani R715T mutasyonu pozitif bulunmuş ve ailesine bakıldığında da hem annesinde hem de oğlunda da onların da hemoglobin değerleri yüksekmiş, bu mutasyon saptanmış. Yani 3 jenerasyonda bu mutasyonun varlığını göstermiş olmuşlar ve bu hastaya bir JAK2 inhibitörü olan fedratinib başlanmış ve tedavisi o şekilde devam etmiş. Bir çalışmayla devam etmek istiyorum. Esansiyel trombosoz ve polistemiya veralı hastalarda 15 yıllık takip sonuçları açıklandı. Faz 2 çalışma olan, PEG'le interferonun kullanıldığı bu hastalarda faz 2 çalışmanın 15 yıllık takip sonuçlarını da açıklamışlar. Bu çalışmada 40 esansiyel trombosoz, 43 de polistemiya vera hastası dahil edilmiş. Medyan yaşları 53'müş, 29'u erkekmiş ve medyan takip süresi de 183 ay olarak sunulmuş. Sonuçta bu kadar uzun takip sonucunda hastaların %13, yani 11 hasta tedaviye devam ediyormuş hala ve medyan hematolojik yanıt süresi de 137 ay olarak bulunmuş. 55 hastada JAK2 pozitifliği varmış başlangıçta ve bu hastaların da 35'inde, yani %63'ünde moleküler yanıt elde edilmiş uzun vadeli takipte, ki bunların 10'unda tam moleküler yanıt, 20'sinde kısmi moleküler yanıt, 5'inde de minör moleküler yanıt elde edilmiş. Bu tabloda gördüğünüz üzere şu lazer göstermiyor. Şuradan göstereyim. Bu mu, uzun vadeli takipte, yani 157. aya geldiğinde 15 hastanın hala tedavide olduğunu görüyoruz. Peki kesilme nedenleri, yani bu kadar uzun sürede takiplere bakılacak olursak, en başta birinci yılda en fazla advers olaylardan dolayı tedavi kesilmiş. İleri dönemlere geldiğinde 7. yıllarda yine advers olaylar burada ön planda. AML transformasyonu veya tedaviye yanıtsızlık en sık tedavinin ortalarında, yani 7. 8. yıllarda tedavinin kesilmesine sebep olarak sunulmuş. Ve 15. yıla geldiğinde de hala 15 tane hasta devam etmekte imiş bu tedaviye. Başka bir çalışmayla devam etmek istiyorum. Bir faz 3 çalışma. Bu da ROPEK interferon alfa 2B'nin erişkin polistemiye veralı hastalarda etkinliğini gösteren çok merkezli bir faz 3B çalışma. Tam hematolojik yanıt elde edilmesi uzun sürebiliyor ROPEK interferon alfa başlanan hastalarda. Bu çalışmada da şu araştırılmış: daha erken dönemde daha yüksek dozlara arttırılırsa advers olaylar açısından veya tedavinin etkinliği açısından bir fark oluyor mu diye araştırılmış. Çünkü yavaş yavaş dozunu arttırmaya kalkacak olursak tam hematolojik yanıt elde edilmesi 6 aydan daha fazla sürebiliyor. O yüzden daha erken dönemde acaba dozlarını arttıralım mı diye. Ve işte 0. günde 250, 2. haftada 350 ve 4. haftada da hızla 500 mikrograma çıkılmış bu ilaç ve tam hematolojik yanıta daha erken dönemlerde ulaşılmış. Diğer bir çalışma, Verify çalışması. Bu da bir hepsidin mimetik ajanı araştıran bir çalışma, faz 3 çalışma. Hepsidin mimetik rusfertide molekülünü araştıran polistemiye veralı hastalarda bir çalışma. Bu sunulmuş ama sonuçları henüz açıklanmamış. Sadece böyle bir çalışmanın başladığından bahsediyor. Bir faz 3 çalışma, 3 basamaklı bir çalışma. Yani ilk başta çift kör çalışma, birinci kısmı 32 hafta boyunca hastalar tedaviyi alacak. Sonra açık etiketli kısma geçecek ve sonra da uzun dönem sonuçlarını göstermek üzere bu ilacın etkinlik 104 hafta daha çalışma devam edecek. Bu polistemiye veralı hastalarda placebo artı mevcut tedavi bir kol,
birinci kısmında çalışmanın. Diğer kısmında ise yani diğer ayağında ise rusfertide artı mevcut tedavinin devamı. İşte daha sonra 32 hafta tamamlandıktan sonra açık etiket kısma geçiliyor. Hastaların hepsi rusfertide alacak. Hepsi de mimetik ajan dediğim gibi ve mevcut tedavinin devamı. Buna hasta alımı başlamış ama tabii sonuçları daha yok. Sadece böyle bir çalışmanın başladığını sunmuşlar. Başka bir çalışmamız polistemiya vera ve esansiyel trombositoz hastalarda ruxolitinib kullanımıyla alakalı. Bu hastalarda JAK2 inhibitörü olan ruxolitinibin acaba sekonder miyelofibrozise gelişme riskini azaltacak mı, azaltmayacak mı? O araştırılmış ve görüldüğü gibi esansiyel trombositoz ve polistemiya veralı hastalarda ruxolitinibi olan moleküler yanıt riski görülmüş. Moleküler yanıt oranları görülmüş. Şurada görüldüğü gibi tam yanıt şeyin moleküler yanıt olanlarda bu tedaviye moleküler yanıt olanlarda fibrozis gelişmesinin azalttığı gösterilmiş. Hiç moleküler yanıt olmayanlarda fibrozisin bu hastalarda ilerleyen dönemlerde geliştiği gösterilmiş. Şu aşağıda yılları görmektesiniz. Yani eğer ruxolitinib kullanıp da moleküler yanıt alamıyorsak hastalarda miyelofibrozis gelişme riski yıllar geçtikçe artıyor. Tam yanıt veya derin moleküler yanıt gelişenlerde ise uzun vadede işte 12,5 yıla kadar gitmiş. Uzun vadede fibrozis gelişmediği gösterilmiş bu çalışmayla. Yani şunu demek istiyor. Esansiyel trombositoz ve polistemiyalı veralı hastalarda ne kadar iyi moleküler yanıt gelişirse bunlar da uzun vadede miyelofibrozis gelişme riski düşüyor. Başka bir çalışmada yine yeni tanı polistemiya veralı hastalarda ruxolitinib ve interferonun kombinasyonunun etkinliğini gösteren bir çalışma. Interferon alfa 2A ve ruxolitinib kombinasyonunun etkinliği güvenilirliği araştırılmış. 25 tane yeni polistemiya veralı hastası dahil edilmiş. Medyan yaş 70 olarak bulunmuş ve medyan takip süresi de 21 ay olarak bulunmuş. Bizim de ülkemizde mevcut olan Pegasus 45 mikrogram subküten olacak şekilde haftada bir artı ruxolitinib o da 10 miligram iki defa günde olacak şekilde kullanılmış ve bu kombinasyonun etkili olduğu ve güvenli olduğu gösterilmiş bu çalışmada. Hematolojik yanıt oranlarını sol tarafta görmektesiniz. Hematolojik yanıt oranları daha birinci aydan itibaren gelişmiş ve yine moleküler yanıt oranları da bu iki kombinasyonla aylar geçtikçe moleküler yanıt oranlarının da elde edildiği bu iki kombinasyonla gösterilmiş. Diğer bir çalışmaya geçecek olursak, esansiyel trombositemili hastalarda ruxolitinib'le en iyi mevcut tedavinin kıyaslandığı çalışma. Bu kongrede ara değerlendirmesi bu çalışmanın sunulmuş ama çalışma henüz devam ediyor. Tam yanıt oranları benzer bulunmuş. Yani yeni tanı esansiyel trombositozlu hastalarda en iyi tedaviyle mevcut verebileceğimiz elimizdeki en iyi tedaviyle ruxolitinib kıyaslandığında tam yanıt oranları her iki kolda da benzer bulunmuş. Ancak esansiyel trombositozun baş ağrısı gibi belirtilerini azaltmada ve dalak boyutu dalağı büyük olanlarda dalak boyutunu geriletmede ruxolitinib kolunun daha etkili olduğu gösterilmiş. Burada hastaların temel özelliklerini görmektesiniz. Hastalar en iyi mevcut tedavi ve ruxolitinib koluna bakıldığında benzer özelliklerde randomize edilmişler. Burada gördüğünüz gibi trombosit sayısını azaltma açısından, hemoglobin beyaz küre lökosit değerlerini azaltma açısından benzer oranlarda bulunmuş ruxolitinible en iyi mevcut tedavi. Ancak dalak boyutunu azaltmada ruxolitinib kolu bir miktar daha üstün bulunmuş ve işte baş ağrısı, kaşıntı gibi hastalıkla ilişkili belirtileri azaltmakta yine ruxolitinib kolu daha başarılı bulmuş. Ancak hematolojik yanıt oranları her iki kolda benzer bulunmuş. Bir faz 2 çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu da bir LSD1 inhibitörü olan bomedemstat adlı ilaç. Bu da esansiyel trombositozlu hastalarda kullanılmış. LSD1 lizin spesifik demetilaz 1 enzimi. Bu enzim esansiyel trombositoz patogenezinde önemlidir. Hematopoietik diferansiyasyonda rol alan bir enzimdir bu enzim.
Ve bunun işte Bomedemstat isimli ilaçla inhibisyonu acaba etkili olacak mı? 73 hasta dahil edilmiş. Medyan yaşları 76'ymış. Önceki tedavilere dirençli veya önceki tedavilere intoleran hastalar dahil edilmiş. Tedavide medyan kalma süresi 23 ay olmuş. 84 aya kadar alan hastalar var. Anemi gelişmeden lökosit ve trombosit düzeyinde stabil gerileme olmuş. Biz günlük hayatta kullandığımız ilaçların sitopeni yapıcı etkileri esansiyel trombositozda bazen ön planda oluyor. İşte bu yeni ajan anemi gelişmeden lökositleri ve trombositleri azaltmada etkili bulunmuş. Şurada ilk üstteki tarafta trombosit sayısını azaltmaktaki etkinliğini görüyorsunuz. 400 binin altına çekmiş. Alttakinde de lökosit sayısını azaltmada etkinliğini gösteriyor bu ilacın. Trombosit ve lökositleri azaltmakla beraber mevcut kullandığımız ilaçlarda örneğin hidroksüre gibi anemi yapıcı etkileri açısından daha üstün bulunmuş bu ilaç. Başka bir çalışmada artık ruxolitinib biz uzun süredir kullanıyoruz. Acaba ruxolitinib uzun vadede sekonder maliniteleri arttırıyor mu? Bunu araştıran bir çalışma yayınlanmış. 4019 tane hasta çalışmaya dahil edilmiş. Bunlardan 1556'sı polisemiye vera, 1896'sı esansiyel trombosoz ve 567'si de primer miyelofibrozis. Bu 4019 hastanın 408'i ruxolitinib kullanan hastalar olmuş. Medyan takip süresi 3,5 yıl. Bu hastaların 396'sında sekonder malinite gelişmiş, 306'sı solid, 90'ı lenfoid maliniteymiş. %9'u ruxolitinib alan kolda gelişmiş, %10'u ise ruxolitinib kullanmayan kolda gelişmiş. Dolayısıyla bu çalışmada 3,5 yıllık takip sürecinde şunu rapor etmişler. Ruxolitinib sekonder malinite gelişmesini arttırmamaktadır. Hatta diğer ruxolitinib kullanmayanlarda %10 gibi %1'lik bir daha fazla görülme olmuş. Bu da onun grafiksel görüntüsü. Ruxolitinib alan ve almayan hastalarda sekonder malinite gelişmesi benzer oranlarda olduğu rapor edilmiş. Başka bir çalışma, miyelofibrozisi ilgilendiren bir çalışma. Burada da navitoclax yeni bir BCL2 inhibitörü ve ruxolitinibin daha önce hiç RAK2 inhibitörü kullanmamış miyelofibrozis hastalarındaki etkinliğini gösteren bir çalışma. Faz 2 refine çalışması bu çalışma. 32 hasta dahil ediliyor ve medyan takip süresi 6,1 ay olmuş. Medyan yaş da 60'mış bu hastaların. Fibrozisi düzelmeye bakılmış. Daha önce faz 2 çalışması navitoclax'ın relaps refraktör hastalarda yayınlanmıştı. Bu faz 2 çalışmaya göre yaklaşık %25 oranında fibroziste geriletme yaptığı navitoclax tek ajan olarak kullanıldığında gösterilmişti. Faz 2 çalışması yayınlandı. İşte burada da fibroziste düzelme, burada ise bu çalışmada ise hiç daha JAK2 inhibitörü kullanmayan hastalarda kullanılan bir tedavi kombinasyonu navitoclax ve ruxolitinib. Seviye 1 ve üstü düzelme %35 vakada görülmüş. Yani günümüzde fibroziste gerilettiği gösteren yeni kuşak ajanlardan. Dolayısıyla çok güzel sonuçlar bence. Tam düzelme %22'sinde olmuş vakaların ve düzelme için medyan sürede 12,3 hafta olarak bulunmuş. JAK2 varyant sıklığında azalma da yapmış bu tedavi kombinasyonu. %36 vakada %50'den fazla azalma gösterilmiş ve splenomegalide de belirgin gerileme olmuş. Burada da dalak boyutunun azalmasını görmektesiniz. Alt gruplarına bakıldığında hastaların primer ve sekonder miyelofibrozis olan hastalarda dalak boyutundaki azalma oranları. Yaşa göre bakıldığında 18-65 yaş aralığında en fazla etkili bulunmuş. Ama ileri yaşta da yine dalak boyutunu azaltma açısından etkili bulunmuş. Intermediate 1, 2 ve yüksek riskli hastalarda da yine yüksek riskli daha az olmakla beraber yine dalak boyutunda azalma oranlarını görmektesiniz. Moleküler yanıtlar açısından bakıldığında da, moleküler yanıtlar açısından değil, yüksek moleküler riskli hastalar açısından bakıldığında da, yani işte ACXL1 gibi, IDH1-2 mutasyonları gibi, bunlar yüksek risk yaratan mutasyonlar. Yüksek riskli vakalarda mutasyon açısından bakıldığında yine dalak boyutunda azalma olmakla beraber yüksek riskli mutasyona sahip olmayanlar da çok daha fazla dalak boyutunda azaltma yaptığı gösterilmiş bu kombinasyonun. Başka bir çalışmada yine miyelofibrozis hastalarında yeni verilerinin sunulduğu çalışmanın Momentum çalışması. Bu da bir faz 3 çalışma. Momelotinib'in danazolle kıyaslandığı bir çalışma. Kimlerde miyelofibrozis olup da anemisi olan, semptomatik belirtileri, bulguları ve anemisi olan hastalarda.
bunun bu momelotinibin uzun vadeli sonuçlarını gösteren bir çalışma. Momelotinib bir oral JAK1, JAK2 ve ACVR1 yani aktivin A reseptör tip 1 inhibitörüdür. Bu ACVR1'in önemi şuradan geliyor. Hepsidin üretimini aracılık etmektedir. Hepsidin hemoglobinle ters orantılı. Yani hepsidin azalınca hemoglobinimiz artıyor. Tam tersinde de hepsidin artınca hemoglobinimiz azalmakta. İşte bizim burada derdimiz miyelofibrozisteki anemiyi yönetebilmek. Simplify çalışmasında belirtileri ve transfüzyon ihtiyacını da azaltma, dalak boyutunda küçülmede etkili olduğu aslında bu ajanın yani momelotinibin gösterilmiş. Bu faz 3 momentum çalışmasında da belirlenen 48 haftalık süreyi tamamlamış hastalar ve işte bunun sonuçlarını burada yayınlamışlar. Momelotinib özellikle anemik ve trombositopenik hastalarda karşılanmamış ihtiyacı karşılayabilir diye de rapor etmişler. Bizim günümüzde kullandığımız ilaçlar ve yeni kuşak işte navitoklax gibi ajanlar ciddi trombositopeni yapabiliyor, anemiye katkıda bulunabiliyor. İşte burada trombositopenisi anemisi olan hastalarda bunları iyileştirebilir mi? Ve hatta işte bir kere yan etki dışında iyileştirebilir mi? Bu soru aranıyor. Evet, iyileştirdiği gösterilmiş. Yanıt skorlarına bakıldığında şurada haftaları görmektesiniz. Haftalar geçtikçe total yanıt skorlarında azalma yapmış. Şurada 24. haftada da hastalar öbür kola yani danazolden momelotinib koluna geçmişler. Survey avantajı açısından trombositleri 50.000'in altında olan hastalarda bakıldığında işte ruxolitinib örneğin bizim için dezavantaj. Kullanamayabiliyoruz bazen trombositleri 50.000'in altında olan hastalarda. Ama işte bu ajan ile bakıldığında trombositleri 50.000'in altında olan vakalarda bir survey avantajı şu üstteki momelotinib kolu, alttaki danazol kolu survey avantajı bile gösterdiğini görmektesiniz. Pakritinib de diğer bir ACVR1 inhibitörü. Bu da yine anemiyi araştırıyor. Anemiye faydası var mı diye miyelofibrozisli hastalarda. Bu ajanda JAK2, IRAK1 ve söylediğim gibi ACVR1 inhibitörü. JAK2 inhibitörlerinin anemiyi kötüleştirici etkisini düzeltebilir diye yola çıkıyorlar. Ve transfüzyon bağımsızlığına katkıda, eritrosit transfüzyonu bağımsızlığına katkıda bulunabilir mi? Bunu araştırıyorlar. Bu ajanın özelliği de yani pakritinibin özelliği biraz önce gösterdiğim momelotinibden 4 kat daha fazla ACVR1 inhibisyonu yapmaktadır. Ve PERS-2 çalışmasına dahil edilen vakalar analiz edilmiş bu çalışmada. Burada işte gördüğünüz gibi transfüzyon bağımsızlığını gösteriyor. Şu açık mavi turkuaz renkte olanlar pakritinib alanlar belirgin işte eritroid desteği alan veya en iyi mevcut tedaviye ile kıyaslandığında şu açık mavi turkuaz renginde olanlar pakritinib grubu ve belirgin bir transfüzyon ihtiyacı azalttığı tüm alt gruplarda gösterilmiş. Tüm hastaların hepsi burada. Ruxolitinib kullanmayan hastalar bakıldığında yine azalma yapıyor. Trombositi 50.000'in altında olan hastalarda bakıldığında yine belirgin azalma yapmış. JAK2 yükünün düşük olduğu hastalarda yine azalma ve JAK2 yükünün yüksek olduğu hastalarda da yine pakritinib transfüzyon bağımsızlığını daha olumlu düzeyde katkıda bulunmuş. Burada da işte transfüzyon bağımsızlığının kümülatif risk insidansını görmektesiniz. Yine şu turkuaz olan pakritinib kolu. Bu da benzer. Yani bu ajan ACVR1'i inhibe ederek transfüzyon bağımsızlığı yaratmakta etkili bulunmuş. Son olarak da bu JAK2 inhibitörlerinin ACVR1 inhibisyonu yapma açısından kuvvetlerini gösteriyor bu slide. Burada pakritinib en yüksek oranda inhibisyon yapan ajan, momelotinib ikinci oranda, fedratinib ve ruxolitinib ise bu ajanlara kıyasla çok daha az yapıyor ve işte bu ajanlarla anemi gelişebiliyor. Oysa işte pakritinib özellikle transfüzyon ihtiyacını belirgin azalttı. Bu en son anlattığım çalışmada gösterilmiş. Kısaca anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çalışmayı çok açık ve net şekilde bizlerle paylaştın. Bunun tamamı bizler için gerçekten yeni veriler. Bu konuda ben katkı ve önerileriniz. Burhan Hocam buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok katılamadığım bir bölümle ilişkili sunumu yaptınız.
Bence bu konudaki en önemli çalışma plenary session'daki sunumdu. Plenary session'da mutasyona uğramış kaları hedefleyen bir çalışma gösterildi. Bunun ileride JAK2'yi de, mutasyona uğramış JAK2'yi de hedeflemesi durumunda anemi trombositopeniyi düzeltmeyle değil ama doğrudan genetik modifikasyonu düzeltmeyle uğraşabileceğimiz, dolayısıyla devrim mahiyetinde bir sunuma işaret ediyordu. Ona da bakmanı öneririm. Çok teşekkürler. Mazan Hocam, buyurun. Anıl'a teşekkür ediyorum bu güzel sunumu için. Görünen o ki kronik myeloproliferatif hastalıklarda moleküler yapı anlaşıldığında hedefli ilaçlar da kullanacak. Benim sormak istediğim şey şu. Polisteme veralı hastalarda biz tedavi verirken, yani yeni ajanlarla ruxolitinib, interferon ya da diğerlerini kombine ettiğimizde hangi hastayı seçmemiz gerekiyor? Çünkü sanki böyle hani o hastaya bunu vereyim, şuna verelim, bir sonucu görelim gibi bir şey var ama yani alt gruplarda ya da klinik olarak hastanın işte splenomegalisidir, başka şeyleriyle ilgili bir durum var mıydı, onu sormak istiyorum. Herhalde tedaviyi bireyselleştirmek gerekiyor. Yani erken dönemde tanı koyduğumuz hastalarda sadece flebotomilerle bile hastamızı uzunca bir süre idare edebiliyoruz, götürebiliyoruz. Ama mesela flebotomi yaptığımız, hidroksüre kullandığımız, interferon kullandığımız hastalarda advers olaylar gelişebiliyor. Örneğin biz suni bir demir eksikliği yaratıyoruz ama bu sefer demir eksikliğiyle ilişkili birçok klinik bulguyla karşılaşabiliyoruz. Her hastanın dalağı büyük değil polisteme verada. Yaklaşık %50 hastanın dalağı büyük. Dolayısıyla vereceğimiz bu tedavileri kombinasyon, işte en basit flebotomilerden bu yeni kuşak ajanları çok geniş bir yelpaze artık. Herhalde seçilmiş hastalarda uygun tedaviyi seçmek gerekiyor. Ancak böyle söyleyebilirim. Can, buyurun. Öncelikle çok teşekkürler. Benim iki sorum var. Bir tanesi bu polisemia vera'da ruxolitinib ile navitoclax'ın kombine edilmesinin mantığı ya da hipoteziyle ilgili bir açıklama var mı? Yani hocam orada o çalışmada bir şey, slaytlarımı açabilir misiniz lütfen? Hepsidin mimetik ilaçların diğer hematolojik neoplazi ya da solid tümörlerde kullanımı ile ilgili bir alan var mı? Fark etmedim hocam onu açıkçası. Onu görmedim. Pek çok tümörde hepsinin ekspresyonu var. İnflamasyon üzerinden yürüyor. Mesela renal hücreli kanser gibi oralarda da muhtemelen kullanım alanı bulacak gibi hipotetik evet. Olarak o nedenle evet. Sordum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Başka soru? Bulabilirsem. Bu çalışmayı mı kastetmiştiniz hocam acaba? Bu şeyde miyelofibrozisli hastalarda, ha? Polisemia vera değildi, miyelofibrozisliydi. İşte hocam şey, ruxolitinib miyelofibrozisi geriletmiyor ama navitoclax'ın, demin onu söylemeye çalıştım, faz 2 çalışmasında yaklaşık %25 oranında yanlış hatırlamıyorsam fibrozisi gerilettiği gösterilmişti. İşte bu şey kombinasyonla işte acaba tedavi etkinliği daha fazla olacak mı? Advers olayların gözlemlenmesi, bir de fibrozisi de asıl geriletmesi şey hedeflenerek yapılmış bu çalışma. Evet, doğru. BCL2 ekspresyonu evet sanırım artmış durumda hocam. O yüzden zaten bu çalışma onun üzerinden giderek yapılıyor. Bu navitoclax ruxolitinib kombinasyonu açısından çok haklısınız. Aslında çift yolak BCL2 inhibitörü ve venetoclax'tan önce, aslında siz de daha iyi bilirsiniz, venetoclax'tan önce bulunmuş ama toksik tablosu fazla nedeniyle venetoclax'a geçilmişti. Daha sonra moleküler modifikasyondan navitoclax tekrar gündeme geldi. Burada ikili kombinasyonun özellikle yani dalağı küçültmeden çok fibrozisi geriletme yönelik kombinasyonu var. Yeni çalışmalar da var. Gerçi burada daha yayınlanmadı ama mesela bizim de içinde olduğumuz, klinimizin içinde olduğu primer miyelofibroz veya ikinci sekonder dirençli miyelofibrozlarda da navitoclax ve ruxolitinib kombinasyonu var. Söylediğiniz şey o. Yani ikili yolan inhibisyonu ve BCL2'nin de arttırıldığı, ekspresyonun arttırıldığı gösterilmiş hocam. Evet. Pardon,
Hocam Transform 2 çalışması Türkiye'de yürüyor. Fakat bu çalışmada biraz önce sizin de vurgu yaptığınız üzere dahil edilen hastalardaki bir kriter trombos sayısının 75 bin üzerinde olması. Fakat ilaç o kadar ciddi bir trombostopeni yapıyor ki vaka bulmakta çok zorlanıyoruz. Oysa ki şimdi Anıl bize sundu. İlaç etkin görünüyor, fibrozisi azaltıyor ama buna uygun hasta bulmak gerçekten zor. Buyurun hocam. Ha Gökmen. Zaten. JAK2 kullanmamış yeni tanı hastalarda bu şeyi sunduğum çalışma. Özellikle kendi deneyimimi paylaşmak istedim. Şimdi faz 3'leri Türkiye'de yürüyor, Muzaffer hocamız da bahsetti. JAK naif hastalarda oldukça etkin ve ciddi anlamda dalak rediksiyonunun yanında fibrozisinde gerileme sinyali veren bir kombinasyon olduğunu söylemek lazım. Venetoclax kadar sitopeni yapmıyor, trombositopeni açısından da bir miktar güvenli. Özellikle burada sunduğunuz ajanların da yavaş yavaş klinik çalışmaları geliyor ama herkesin hedefi bir şekilde trombositopeniyi veya anemiyi derinletmeden fibrozisi geriletebilmek. Onun için de oldukça güzel çalışmalar sürüyor. Navitoclax bence bunların içerisinde şu aşamada en ümit var olanı. O yüzden umarım ki çok hızlı geliştirilir. Teşekkürler. Navitoclax'ın erken dönem çalışmalarında trombositopeni ile ilişkili kanamalar olduğu için o çalışmada 100 binin üzerinde hedefleniyor trombosit düzeyi. O yüzden hocamın dediği gibi o seviyeye gelmiş, JAK2 inhibitörü almış, dalağı kocaman olmuş bir hastada 100 binin üzerinde trombosit bulmak zor gerçekten. Ama bu çalışma işte birinci basamak, hiç daha JAK2 inhibitörü kullanmamış hastalarda yapılan çalışma. Gerçekten bu çalışmada biraz önce Anıl bizde paylaştı. Navitoclax'ta tam fibrozis'te gerilemeyi %22, total oranında %35 olarak verdiniz. Bu kadar çaresiz bir hastalık için bunlar muhteşem veriler. Şöyle kabaca bir özetleyecek olursak, Anıl gerçekten bugün bize müjdeli haberler verdi. Çok çaresiz olduğumuz miyelofibrozis'te momelotinib ve pakritinibli sanki transfüzyon ihtiyacı azalacak ve Navitoclax'la fibrozis'te azalmayı sağlayabilir miyiz gibi bir ümit doğdu. Polistemia vera'da uzun yıllar kullandığımız ama son yıllarda Türkiye'de artık ulaşamadığımız Pegile interferonu hiç de gözden çıkarmayacağız gibi görünüyor. Çünkü Pegile interferon ile de sen bize moleküler yanıt oranlarının hiç de azımsanmayacak oranlarda olduğunu vurguladın. Ve yine önemli bir vurgu, ruxolitinib ile Pegile interferonu kombine etmeye yan etki nedeniyle korkarız. Ama sen bize dedin ki korkmayın, çalışmalar yan etkilerin çok da fazla olmadığını ortaya koyuyor dedin. Yeni bir ajandan bahsettin bize, rusfertip. Rusfertip ile flebotomi ihtiyacının azaldığını faz 2 çalışmasında göstermişler. Faz 3'ün sonuçlarını herhalde önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ve çok öksüz bir hastalık, esansiyel trombositozda direkt etiyolojide rol oynayan bir enzime hedef alan bir ajanı sundun bize. Bomedemstat isimli bir enzim. Bakalım sorunu kökünden çözebilecek mi? Bunlar yeni veriler, umut verici çalışmalar ve çok çaresiz bir hastalık grubunda bizim için ufuk açıyor. Ben çok teşekkür ediyorum Anıl hocamıza. Sözü Muzaffer hocama bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Keyifli bir oturum oluyor. Onun için yöneticilere, Muhit hocama selam.